Selamlar dostlar, kanalıma hoş geldiniz. House Flipper'ın bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım. Gül gibi evimiz. En son evimize güzel bir bakım yaptık. Ofis diyelim buraya. Bahçeyi falan temizlemiştik. Evin içerisine de en son ben buraya bir gri döşeneceğim demiştim. Bir döşenelim bakalım gri nasıl olacak. Yani bu renk de şimdi düz gözüyle bakınca bir hoş geldi gözüme. Ama burayı en azından bir denemek istiyorum nasıl olacak. Bu da hiç fena olmadı. Evet, hiç fena olmadı. Oralar kalsın. Buraları bir ayar çekelim hemen. Ofisle çok uğraşmayacağım. Hemen yeni işlere geçeceğim. Hatta bir düşüncem var. O da artık şu ev alma işine bir geçelim diyorum. Buradan telefonumu da hatırlamışken sessize alayım izninizle. Bir de kronometre başlatalım. Evet. Nasıl oldu? Duvarı... Neyse, sattık artık. Böyle de idare eder. Şunu bir kapatalım. Yattık kalktık eyvallah. Şunu da bir kaydedelim. Hemen göreve. Şimdi çok burada yani bitiyor bu görevler, bunu söyleyeyim. Bunlar bitiyor. En son hiç gelmiyor. Fakat şöyle üzerimize de baktığımızda açmadığımız kilitli olan ne var? Alev püskürtücü. Onu da açmalıyız. Tabii onu hangisi veriyor bilmiyorum. Yak yık diye bir şey bulursak. Sauna. Burada görevlerde hangi şeyin açılacağını da yazsa güzel olurmuş değil mi? Laser tag, Noel temizle, evin boyanması, büyük evi temizlemek için teyzemin yeniden dekore edilecek gibi, evi temizleyin, banyo ve ev atölyesi. Fabrika gibi bir şey vardı diye hatırlıyorum. Selam. Eski bir kalede arkadaşlarım ve ben bir laser tag merkezi açmak istedik. Bir sorun var ancak. Bulduğumuz şey bizi aşıyor. Arenalarda kullanılabilecek birkaç şey dışında tüm bunlardan kurtulmamıza yardım edin. Askeri kasalar ve variler bunun için harika olabilir. Bu büyük bir iş. Ancak belki siz içeride bu işi çabuklaştıracak bir şey bulabilirsiniz. Aman kendinizi yakmayın. Sevgilerle Alek. Kabul ettik. Alek'in işini çözelim. Bu videoyu hani... Atıyorum 2 saat oynayıp da sonrasında hızlandırır mıyım yoksa sadece bir görev yapıp bitirir miyim bilemiyorum. Ama bunu yapmıştım ben daha önce. Devasa bir iş var burada. Onu önceden söyleyeyim size. Bu zaten uzun sürecektir başlı başına. Hemen işe giriştik. Bunları kürekleyeceğiz bu arada. Bunlar bayağı sıkıntı. Onların altından da pislik çıkacak hatta. Alev makinesi burada. Bunu da açmış olacağız. Duvarları yıkayarak temizleriz. Daha hızlı. Yani gerçi başka temizleyle değiştirmek için diyor da hiç gerek yok abi. Ameliyiz ama işin pratiği varken de devam et. Tamam, burası tamam. Bunu at bakayım. Hadi vur. Hadi. Şurada kırıntı var. Al onu. Hasbinallah. Ya bu da olmaz yani. Bu ne ya? Bunun için kürek sallayayım. Kanserde mi işte yap bir şey.
Evet. Şimdi küreği bir kaldır. Yine kürekle işimiz olacak. Bahçeyi şöyle yapacağız. Şunu alacağız. Tamam diyelim. Doldurduk mu? Bakın ha, size dehşet bir şey gösteriyorum. Çok iyi değil mi? Yalnız bu çim dokusunu tamamen kaldırıyor. Onu söyleyeyim. Yeniden çim rulosu sermeniz gerekir. Umarım size öldürücü bir ses gelmiyordur. Ben bile kendi sesimi duyamıyorum bunu çalıştırırken. Yakıt şişesi boş. Onu kaldır. Kendimiz tekrardan yakıt şişesi alalım o zaman. Yakıt. Aynen. Böyle. Ben şuraya koyalım. İkisini de buraya koydum hadi. Buraya onu gösterecektim tam isabet oldu. Ama ben dibinde biraz kalınca gösterecektim. Sıktığınız zaman yakında patlıyor hatta. Yani benimki yandı gitti ama patlıyor da. Haberiniz olsun. Buraları temizledik. Tabii siz benim gibi bu kadar detay yapmanıza gerek yok. Ben daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Biraz takıyorum. Ama ben bu efektin sesini biraz kısmak istiyorum izninizle. Bu çok. Bu çok yani. Evet. Şöyle olsun. Evet, devam et. Kulağım patladı ya. Buraları temizlemek zulüm ya. Şimdi mesela hani alevi alırım, güzel güzel yakarım diye düşünebilirsiniz ama vatandaş sizden çim istiyorsa çimleri biçmek daha mantıklı. Yani çimin kaldırılmasını istemiyorsa çimleri biçmek daha mantıklı çünkü öbür türlü bu sefer çim rulosu alıp sermeniz gerekir. Yani onun ikazını da bulun. Öyle bir sıkıntı var. Buranın çatısında da var galiba yakılacak yer. Bakayım. Oralar yanmıyor. Buraları da temizledik. Şuraları da temizleyelim. Güzel boşalttığımıza göre onu da yakalım. Mesela şu ya kapıyı falan da yakıyor. Onu bir gösterecektim de. Gerek yok. Şimdi bir de kapı almakla uğraşmayalım. Tamam.
Bunu yaptık. Şimdi sulama hortumumuz yokmuş abi bu arada. O da çok şahane bir şey. Sulama hortumu olmaması. Biz bu evi böyle mıncıklaya mıncıklaya temizleyeceğiz demek oluyor bu. İşin kolayı varken tabii neden kolayıyla uğraşalım değil mi? Zoru lazım bize. Çöpü dök diyor hala. Bu neredeki çöp bilmiyorum. Binanın üstünde var galiba. Yine de bir şekilde çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Şurada bir yerde pislik var. Yine şurada bir yerde var. Bu tarafta var mı? Burada var. Bir yerde temizliyoruz. Haritaya bakarak temizliyorum bu arada. Yoksa bulamayacağım. Şeyden piramitten gözükmüyor. Harita bu böyle yerlerde işe yarıyor. Bunlar içeride yerde galiba, binanın içinde. Evet, şurada da var. Burada da var. Bunlar yerde hep. Şöyle gidiyoruz. Şurada var. Burada var. Yukarıda mı? Örümcek ağı olabilir mi? Neyse buraya odaya gelince diyecektim. Tam o sıra temizlendi. Şuralarda bir yerde var. Evet, onu da temizledik. Aç kapıyı, bezirgen başı. Evet. Oy, burada o kadar iş var ki. Ömür törpüler. Hemen temizle. Tamir et. Elektriği verdik. Şimdi şurayı bir halledelim. Daha hızlı temizlik. Çöplerin çoğunu gör. Hepsini gör. Onu mu görelim, hepsini görelim. Daha hızlı temizleyelim. Daha fazla kas gücü, daha hızlı çekiçleme. Eski usta işi çekiç. Daha hızlı çekiçleme. Vurunca yıkalım biraz da. Hadi bu sefer de öyle olsun. Yani abi. Tepazelik biz boyu gördüğünüz gibi. Buralarda da baktık. Tamam, bunları hallettik. Ne istiyorsun? Aldım bunları. Biraz bir lamba. Bunu da aldık. Ben dükkana gelip şunu kapatalım. Şöyle yapalım. Bir daha girelim. Görevlere gelelim. Ben gri kapaklı bir şey hemen yerleştiriyorum. Güreştir abi. Güreştir. Tamam. Burada. Hızlı hızlı montajlayalım. Daha hızlı sıvamaya geçtik. Burası bitti. Burayı kapat. Çimentolar bilmem neler. Ama burada bir şey var, satabilir miyim? Onu da sataydık ya. Nerede bakıyor? Kardeşim neredesin sen? Allah. Sinir oluyorum böyle işe ya. Ha, şimdi %100 oldu. Tamam. Oy çok eşya. 10 tane şundan, 2 tane şundan. Al 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 kandama. Birden fazla al. Böyle bir. Böyle iki. Ne istiyor?
Dört lamba. Bir olsun. İki olsun. Üç olsun. Dört olsun. Şimdi de. Bırak dedi. On tane sandalye, iki masayı şöyle şey yapsak. Şöyle yapalım, bunları da bir. Sonra masanın etrafına koyacaktım da. 2, 3, 4, 5, 6. 6 yetti. Yedi. 8, 9, TV. Şunu şuraya koyalım. Şimdi şuraya koyalım. Silah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Ahşap masa. Bir ahşap. Birini şuraya koyalım. Birini de şuraya koyalım. Ne kaldı? Bir tane şey kalmış. Şimdi satın al. O bir taneyi de. Burası tamam. Ben buradan geldim. Sağ tarafa. Şuradan dışarı çıkılıyor. Yok, bari de burası. Evet, merhabalar. Bu barilere dokunmuyoruz. Peki. Neyse, ben önce şuradan elle temizleyebildiklerimi aldıktan sonra kürekle dalıyorum. Tamam. Şimdi dadanalım. Peki başka nerede kir var? Ve tamam. Çöp döküp bir temizleyeceğiz. Fakir var gördüm. Burası 71. Burada var 91. Burası da bitti. Burada tamam. Ha sen can kırayım mısın? Ben de sen pislik anlattım ya. Allah Allah. Duvarlarda bir yerde o zaman. %1 kiri var ya. Onu bulup da temizlemek çok sıkıcı yani. Gerçi ben nereden bileyim, nerede şimdi koca koca duvarlar her yeri. Şansıma denk gelirse diye şey yapmak zorundayım. Bak ya, %1 var ha. Buraya ne istiyorsun? Yine benzer bir konsept. İki televizyon hemen. Birini şuraya. Birini şuraya. İki tane masa. Hemen. Birini şuraya. Birini şuraya. Sonra şunu alıp buraya taşıyacağım. Ondan sonra. Bundan bir daha istiyor mu? İstemiyor zannedersem. Kahve makinesi istiyor. Tezgahı atı verelim. Sonra iki tane aydınlatma istemiş. Kapıların üstüne koyacağım. Çok mühim değil. Buradan. Şöyle buranın içini açacak bir renk olsun. Tam da şöyle efil efil camın altına. Biraz geçirmelik. Bir kanepe atıyorum. 8 tane de sandalye. Ne yapacağınız sandalye ya? Kanepeye oturursunuz işte. Yani COVID var mı diyorlar acaba. Şöyle yapacağım. Askeri usulü olsun mu? Otobüs gibi dizeceğim bunları. Böyle olur oradaki. Şöyle. Şöyle olsun. 4. 2.
Ondan sonra bir kapının arkasında kalmasın. Şu da şuraya koyayım, şöyle biraz karma çorman olsun ya. Şu maskaneteyi de şöyle yaparız. Önünde kimse oturmasın yani, sağdakinin diye. Biraz sağa doğru da ucularız, tamam işte ya. Biraz fazlalık gibi oldu. Bunu ne yapalım, şu köşeye atalım o zaman. Tamam. Buranın içi de bitti sanırsam. Önümüzü bir yakalım. Evet, oraları dolaştık, geldik başladığımız yere. Şimdi şu ortaya halledeceğiz. Alev şeyi. İçeride bir yerde vardı ve sattık değil mi biz onu? Aynen. Alev. Buradan fazla değil mi? Bir tane yetiyor. Yeni kesilmiş çim kokusu diye çim mi kaldı da? Buradan yukarı çıkılıyor değil mi? Bunlar yanmıyor. Tamam. Bitirdiğimize göre teslim edebiliriz, her şey tamam diyor. 86 bin lira para, iyi para. Verelim. Bu oda daha klas oldu. Yani şu varilleri bilmiyorum, hani bu aralarda çatışma olacaksa o varillerin bence sakatlık çıkarma ihtimali yüksek. Geçerken çarpmalar falan. Daha çok siperimsi yapılabilirmiş. Yani laser tag şimdi adamlar oynarken rakibe odaklanıyor. Var ile çarpıp sakatlık çıkarabilir. Kaydedelim. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buradan bungalov evimizi alıp yapıp satsak mı? 395 bin. Bunların hikayeleri oluyor diye biliyorum. Neredeyse münhasır bahçe. Mesela bunda Garden Flipper işi de var herhalde. Yaşlı insanlar ve bahçe işlerini sevenler için uygun bir satın alım. Arsa ufak bir eve sahip ki bu ev rahatlıkla depolama için kullanılabilir. Geri kalan arazi ise tamamen sana kalmış. Neden bu araziden hayallerinin bahçesini yaratmayasın? Garden Flipper ağırlıklı bir şey olmuş. Yalnız ben şöyle sıralı gitme taraftarıyım. Bundan sonraki bölümlerde bir görev, bir ev yapabiliriz mesela büyük evlere gelene kadar. Koca araziye kurulmuş küçük bir ev, yenilenmesi gerekiyor ama tam teşekküllü şekilde. Tamam. Aldım ben bu evi. Şimdi bu evin bakımını yapalım ve satalım hadi beraber. Tamam, müşteriler neyi beğenip neyi beğenmediklerini söylüyorlar. Evin değerini arttırmak için de bahçe işleri yapmak mantıklı. Öncesinde ama benim bir şeyim var. Şunları satmak istiyorum ben. Çalı çırpıyı da kendim yaparım yani. Hiç gerek yok. Bunları bir kaldır ayak altından. Bunu da kaldır. Başka bir şey yok. Hop. Şimdi ben niye başa attı ya? Şimdi hortumumuz nerede? Şurada.
Oradan kan akmış, gördünüz mü onu? Şuradan kan akmıştı. İşte dediğim oydu. Evlerin bazılarında böyle hikaye gibi bir şeyler var. Kandı galiba yani, ben kan gördüm. Evin içine girince bakarız zaten var mı bir hikayesi diye. Oluyor kimisinin. Kimisi perili ev falan oluyor böyle. Heh, temizle onu da. Burada ne vardı? Ben bir saattir tutuyorum, temizlenmiyor. Heh. Şurada da var bir tane. Evin içini de temizliyorum gördüğünüz gibi. Oyunda bir gariplik var. Su içeriye fışkırıyor. Bir bölümde yine bundan da bahsetmiştim size diye hatırlıyorum. Abi yetişmedi mi? Şuradan çatıdan fışkırt. Evin içine dökülüyor. Biraz açılı yaparsam. Görüyorsunuzdur şimdi belki camdan evin içine döküldüğünü. Garip bir mekaniği var. Evin içinde temizleyebiliyoruz böylelikle. Dışarıdan içeriye girdiğimizde bize iş az kalmış oluyor. Mesela karşı duvarı şu anda temizleyebiliyor muyum? Zemini. Evet bakın. Zemini falan da temizliyor. Şuradaki zemini göster bir parlamana. Şuradan şurada geldi. Neyse bakıyorum. Gördüğünüzde buradan temizledik. Şöyle yakın adına bir bantı yalarsam ölümüzü edersiniz. Şimdi diğer fotoğraftan daha hazır. Bunu söyleyeyim. Bunu ne istiyor? Eysat yanımdan içeri satıp yeniden yapacağız. Oraya. Ölümün sağ şansı gücünü. Ama şey satıyor sürekli. Ölümün içeri azıcık gelir. Masa yasağın yanına koyarsan da olur demiş. Artık bak içine ihtiyaç Şey,
Evet, bunu yaptık. Şimdi şu numaralı yapıyorum, videoyu izliyorum. Dekorasyon kısmını. Üstüne öyle yapalım çünkü. Tabii videosu sonunda bu videoyu satıp yapamayacağım. Zamanla yapamayacağım. Yeni kalkmıyor bak hadi ya. Allah Allah. Olsun ya. Eski fanyasal hakkı ya. Bu alt tarafı sorunlar nedir? Tamam, çekeyim. Ağzını çekmeyince fanyası döşemiyor. Aha, dur bakalım. Bu arada fanyasını çektikten sonra dışarıda döşemiyoruz. Bir sonraki bölümde. Sonra yazıda bahçeye yapıyorsunuz. Bahçe şöyle şey yok. İngiliz bahçe, Amerikan bahçe, tarzı var. Çünkü İngiliz bahçe, Amerikan bahçe ve yaşlar olarak yapmanız lazım. Yani Amerikan bahçe yapmanız lazım. İngiliz bahçe yapmanız hiç yapmanız. Mantıklı olmaz. Ve bir anlamda bayağı kalışı falan değil de. Çünkü ben de yapıyorum. Bir sonraki bölümde pek bir şey tekrar edeyim gibi. Eşya yerleştirme, bahçe üzerinden size kalan bir yıl yasını da oynanmış olan asıl olay orada. Bir şey var mesela, bu oyunda dekorasyonu hani işte, efendim artık mesela yani bizlerin kardeşi bizim eşya yerleştirme bizim. Bu ne mesela, en çok olan arkadaşlar buradan bakar mesela bu oyunda. Şey yapmasın, tabii kadın için ama kurulan yok. Biraz zatabilir yani. Açarsın, alması kadar bu şey şartı vesaire, o şey, durumu nasıl oluyor. Şimdi, kendi fikir sahibi onlar bilmiyor, onlar bilmiyor. Mesela, bunlar prizanın işte, bunlar prizanın, 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 bir kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oyun kendilerine çağırıyorum bize. Ama bizim de oyun haliyle en azından ben seviyorum. Bir yandan çok kurtuluşuyor. Vesaire ama yine de hayal gücünü kullanabiliyorsun. Yani güzel şey bu. Oyunu kullanmak için yapıyorsun. O yüzden uyaran bir güzel görsel zevkini test ediyorsun. Bakıyorsun bu ismi şöyle yapayım. Bu kendimizi yaparken faydası olabilir. Benim şu an kendime sadece şu oyun biraz sıkıntı oldu. Mesela şu an oyun biraz sıkıntı oldu. Mesela şu an oyun biraz sıkıntı oldu. Ha dışarıya geçtikten sonra kocam daha ağır izlemek oluşur. Sonra ben de çalışmak için yine o şekilde belli alacak kadar belki yine. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Benimle etkileşime geçmeniz çok önemli benim için. Beğenmediyseniz de beğenmedim butonunu kullanın. Ve yorum yazarak benimle iletişime geçin. Kanalıma abone olmak isteyebilirsiniz. Bu bir müsaade değil. İsteyebilirsiniz ama ya biraz daha izleyelim diyebilirsiniz. Ya da ne abone olacağım diye düşünebilirsiniz. Bir deneyin. Abone olduktan sonra gelen içerikler ne durumda deneyin. Ve sonuçta abone olmanız sonuza kadar artık abonelikten çıkamayacağınız anlamına gelmiyor. İstediğiniz zaman yine çıkabiliyorsunuz. Ayrıca zili de açarsanız videolar geldiği zaman haberdar oluyorsunuz. Öbür türlü zannedersem YouTube'un algoritmasından dolayı hani daha geç haberiniz oluyor, öyle söyleyeyim. Veya akşam gelip YouTube açtığınızda video attığımı görüyorsunuz. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bu arada canlı yayınlarda yapıyorum. Düzenli değil, daha önceki bölümde de söylemiştim ama TV'deyim. TW. Bilmiyorum, öyle bir şeyler duydum herhalde. YouTube başka canlı yayın şeylerinin paylaşılmasına müsaade etmiyor muyum? Şöyle bir şeyler duydum. Doğru olmayabilir, araştırmadım henüz. O yüzden kısaltımını söyledim. Orada da slogan 06 olarak beni bulabilirsiniz. İlk iki yayınımda sesim double çıkıyordu, böyle çift ses çıkıyordu. Zannedersem mikrofon aynı kaydı iki kez gönderiyordu. Bir ayar kaçırdım muhtemelen. Sonrasında tekrar sildim. Kanalları tekrar ekledim falan. Bir ikisinde bir mantık kurdum, bu böyledir, şöyledir. Çözüldü sorun. Üçüncü yayınım ses daha güzel. Tek başıma oynamıyorum. Don't Starve Together oynadım. Yalnız video atacak kadar içerik çıkmadığını düşündüğüm için ve devamı gelmesi arkadaşlarla beraber geldiğimiz için, onlara da biraz bağlı olduğu için YouTube'a bir seri olarak atmayı düşünmedim. İleride bakalım, arkadaşlarla oynadıkça bir seri ortaya çıkarsa onları Facebook'tan videoları böyle böyle bir seri yaparım. İşte videoları indiririm. Belli bir süre kalıyor, 14 gün falan sonra siliniyor galiba. Bakalım işte serinin nasıl ilerleyeceğine bağlı. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.